lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Şimdi biz bir arkadaşımızla ders yapıyorduk. Bana dedi ki hocam biz rampa kalkışı yapıyoruz fakat. Fakatı var. Çok yakınımızda duruyor. Ne kadar da şöyle mi demiştik? Şu aynen, kadar bir mesafede duruyorlar. Ben aynadan baktığımda yaklaşık şu kadar bir mesafe görüyorum. Ve bu beni çok ürkütüyor. Bu hafif kaymalar yaşarsak problem yaşar mıyız? Arkamızdakine yaslanır mıyız? Vurur muyuz değil mi? Tam olarak bu aynı. Biz şunu söyledim ben de. Aynayı kendime doğru çevireyim. Arkamızdaki aracı ben göstermiş olayım. Ben de bir yerde durdurdum. Ve araca yaklaştırdım. Şimdi bakın aynadan baktığımızda mesafemiz ne olacak? Bakın sanki iç aynadan baktığımızda aracımızın arkası yani şu arka tarafı diğer aracın üstünde gibi duruyor. Ki arkamızdaki araç eski bir araba ve burnu bayağı uzun. Bayağı inip uzun, bakmıştık değil aynen. mi? Şimdi çok böyle danışıklı dövüş olmasın diye ben gösterdim sonra çekiyorum videoyu. Sizin de korkularınızı anlıyorum ona göre. Bir video çekmek istedim. Bakın sanki bu aynadan baktığımda vuruyormuş gibi. Değil mi? Sanki üstünde gibi, temas etmiş gibi. Perspektif bir bakıştır bu. Bir. İki. Arkamı dönüp baktığımda, yani ben arkamı döndüm baktım. Çıplak gözle baktığımda yine sanki temas etmiş gibi. Direkt kayınca çarpacakmış gibi. Fakat, değil mi? Kayınca çarpacakmışız gibi. Çok dibimizde gibi evet, duruyor. Bir de dışarıdan bakalım mı arkadaşlar? Gerçek mesafe ne? Evet arkadaşlar gerçek mesafe bu. Yani yaklaşık adım olarak sayayım hatta kendi arabamın yanından. 1, 2, 3, 4 hem de hafif büyük büyük adımlarla 4 adım mesafe var arkada. He bu kadar uzak durmaz arkanızdaki tamam ama emin olun çok dik bir yerse durur. Yine nereden baksanız bir 3 adım ya da 2 adım mesafe vardır. Ama siz mesafeyi perspektif gördüğünüz için yani aynadan ya da çıplak gözle bu şekilde gördüğünüz için maalesef arkanızdakinin size çok yaklaştığını zannediyorsunuz. Emin olun ki arkanızda ben hatta öğrenci arkadaşımıza da söyledim. Arkanızdaki hiçbir araç sürücüsü ben hatta en cüretkarı bile bu kadar yani sizin düşündüğünüz kadar yakın değildir. En kötü ihtimal ben dışarıdayken şimdi söyledim. 2 adım kadar bir mesafeniz yani 1,5-2 metre kadar mesafe bırakır rampalarda. Düz alanlarda da bırakır hatta. Yani buna kanıp çok fazla rampalarda tedirgin olmanıza gerek yok. Arkanıza bakarak değil önünüze bakarak yani bu şekilde önünüze bakarak kalkışlar yapın. Aynen söylemek istediğim bir şey var mı? Değil mi? Değilmiş düşündüğün gibi. Aynen öyle. Siz anlatıncaya dek. Hadi be. Sizin videoları izleyince ama. Eyvallah. Burası da girdi. Reklam gibi oldu. Daha güzel. Videoları izleyince en kolay parkın olduğunu boşu boşuna gereksiz. Değil mi? Boşuna gerek yok. Evet. Yani. Şey var. Ben şunu söyleyecektim. Hani bu az önceki video için. Hani biz aslında çok dibimizde temas ettik sanıyoruz demiştik ya. Aynen. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz hayatta da birçok şeye böyle perspektif baktığımız için problemler yaşıyoruz. Araç sürerken de aynı sorunları yaşıyoruz. Çok güzel. Bak ne güzel. Kimseye sormadan vites değiştiriyoruz artık. Hayatta da meselelere perspektif baktığımız için hep yanılıyoruz. Nasıl bakmamız gerekiyor? Objektif. Daha objektif bakmak gerekiyor. Yani kendimizi korkutmayalım böyle bu şekilde görerek. En azından dikkatli olalım tabii ki de. Ama kendimizi de acaba çok mu dibimizde, kayar mı arabam diye korkutmayalım. Biraz daha sağa gelelim, duralım, bir U dönüşü yapalım. Hadi madem. U dönüşü. U yapacağız. Şimdi U dönüşünü ben bir kere anlattım net ama. Hem burada derste de anlatırken, sen de görmüş ol. İşte belki sizin alanınızda böyle bir şey yapılmıyor ama. Şimdi öncelikle ne demiştik? Araç durduğu anda yapacağımız ilk şey nedir? Eğer vites atmayı küçültmeyi unutuyorsak evet. Vitesi boşa atmak. Aynen. Eğer unutmuyorsak en çok yaptığım şey. Eğer unutmuyorsak biri alırız direkt. Ama unutuyorsak sürekli aracımızı her durdurduğumuzda önce sağ sinyali vereceğiz, duracağız. Durduktan sonra vitesimizi boşa alacağız. Ardından kalkacağımız zaman önce sol sinyal vereceğiz. Ve vitesimizi 1'e alacağız. Şimdi burada keskin bir dönüş yapacağımız için ne demiştik? Direksiyonu hem gider hem çevirirsek açı genişler ve dönemeyiz değil mi? Ya da bir park alanından çıkarken çıkamayız, temas edebiliriz. Bunun için bu tip bir yerde dönüş yapacağımız zaman keskin bir çıkış ya da keskin bir dönüş yapacağımız zaman direksiyonumuzu durduğumuzda peşin döneceğimiz yöne çevirebiliriz. Doğru mu? Evet, çevirdik. Çok heyecanlandım hocam. İlk defa yok, hayır işte öğren ne güzel. Ve bu tip dönüşlerde hem öğretmiş olayım. İşte bak bilmiyorum dedin ya. Araç ilk hareket ettiği anda debriyajla kesinlikle oynamıyoruz. Sabit tutuyoruz ayağımızı.
hareket etti ya. Hı-hı. Ettiği anda sabitliyoruz. Araba kontrollü bir şekilde dönecektir. Yani hareket hızlanmadan. Hızlanmadan. Ve burun sol tarafı, yani sola dönüyorsak burnun sol tarafı yola girdiği anda kontrollü bir şekilde aracımızı düzeltmeye başlarız. Hızlı hızlı değil. Böyle döneceğim. Onlar evet. Dikkat edecekler değil mi? Tabii tabii. Yani. Sen önce arkanı izle, solu. Yani önce buradan gelecek araba temas eder çünkü. Arka müsait değil mi? Hı-hı. Ora müsaitse karşıya da bakalım. Sanki ne zaman müsait? Yeşil arabadan sonra, doğru değil mi? Evet, aynen. Tamam, yavaş yavaş harekete geçebiliriz arkasından. Arkamızı bir kere daha kontrol ettik. Hiçbir şey yapmana gerek yok ve debriyajı da orada sabitle. Bak araba çok kontrollü dönmeye başlayacak. Evet. Dönecek. Şimdi burun içeriye girmeye başladı mı? Sol girdi. Evet. Değil mi? Düzeltmeye başla. Yavaş yavaş. Süpersin. Yavaş. Harika. Düzeldiğinde de düzelmiş oldu. Bu kadar. İşte o anda debriyajı arkadakiler... bırakmaz. Ama onlar seni görüyorlar. Şuradan şu an birisi dursa tam yolun ortasında ne yaparsın? Direkt frene basarız. Hayır. Ani değil. Şurada bir, duran bir araba görsen ne yaparsın? Dikkat ederim. Yavaşlar durursun değil mi? Aynen. Gerekirse de. Şimdi oradan gelen arkadaş senin burada dönüş yaptığını görüyor ve alanında olduğunu görüyor. Sen şuradan birinin dönüyor olduğunu görsen şu an tam şuradan dönüyor buraya doğru. Ne yaparsın onun tam alanına girdiğini görse? Hızını düşürürsün değil mi? Onlar da aynı şeyi yapıyor işte. İşte biz acemi olduğumuz için korkuyoruz. Sadece ne yapmayacağız? Hadi benim verdiğim en büyük fikir neydi acemiler için? Ya da genel anlamda konuşmuştuk ya otururken. Aceleci olmayacağız. Acele etmeyeceğiz. Aynen. Bu kadar net. Her işin çözümü budur. Acele etmemektir. Bu kadar net. Bak mesela kasis bir risk midir? Evet. Önceden gazı çekersek, hatta ayağımızı frene koyar. Hafif önceden ama. Kasiste çünkü frene basılmaz. Kasisler abi neden konulur? Yavaşla diye konulur zaten kasisler. Yine çektik gazı. Kasise kadar gerekirse fren kullandık. Kasiste freni bıraktık. Hatta kasisten burun geçtikten sonra gaz kullandık. Süpersin. Bak burada da arkadaşlar park çalışıyorlar, gördün mü? Ve park alanı da burası. Yakup'la. Yani Beylikdüzü'nün sınav alanı. Çok da keyifli bir yer bence. Bence çok iyi bir yer. Diğer değil mi? Hava da çalışma alanına göre. Evet. Biz şimdi biraz geri geçmiyor. Çalışacağız. Herkesin korkulu bir yağısı kamyonla. Çok kısa. Haydi bakalım. İyi dersler diliyoruz o zaman. Acele etmesinler değil mi arkadaşlar? Aynen. Kesinlikle acele etmeyin. Anladıkları şeyi uygulamak kolaydır çünkü. Anlamak için panik bir çaba sarf etsinler. Bence de. Bir süreç bu. Başladığın anla şu an aynı değil. Biraz daha yavaşladım. Şu sağda bir yerde duracağız ve geri çalışacağız. İyi dersler arkadaşlar.